Merhaba dostlar. Rüyada ıspanak görmek nasıl tabir edilir? Bu rüyanın tabirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel anlamda bu ıspanak rüyası, aslında ıspanak gibi mesela pazı falan da aynı şekilde. Ispanak, pazı, marul, kıvırcık falan bunlar tabirleri yakın. Tabirleri yakın kardeşlerim. Ve alimlerin genel kanısı bu noktada hayra yorumlanması şeklinde bu ıspanak rüyası genelde tabir alimleri tarafından, rüya tabircileri tarafından hayır olarak değerlendirilir. Hayra yorulur hayır olur kardeşlerim. Rüyada ıspanak görmek üzüntü, ee... sıkıntı, meşakkat anlamına gelir diyenler de vardır. Bu takım yeşilliklerin genel olarak hayra alamet olduğunu ifade edenler de vardır. Detaylarına indiğimde kardeşler göreceksiniz. Şimdi rüyada ıspanak görmenin alt başlıklarını da özellikle paylaşmak istiyorum. Rüyada ıspanak görmek kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiğine aksi takdirde mal varlığında bir takım kayıplar yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak tabi bütün rüyalarda olduğu gibi ıspanağın şekli, pişirilmesi, sulanması, alınması, yenmesi, doğranması dedim mi? Bunlar alt başlık hepsi farklı yorumlara, farklı tabirlere, farklı yorumlara neden olmaktadır. Rüyada ıspanak görmek kişinin ailesiyle beraber rahat ve huzurlu bir hayat geçireceği şeklinde yorumlanıyor mesela. Ama zaman zaman böyle çok zor dönemlerden, dönemeçlerden geçileceğine dair tabirler mevcut. Rüyada diyor ıspanak gören kişi sıkıntısız dönemleri atlatarak rahata kavuşacaktır diye ifade edilir. Rüyada ıspanak görmekle ilgili bu kişinin zor zamanları atlattıktan sonra bol kazanç elde edeceği ve güzel ortalık ortaklıklar kuracağı yorumu yapılmaktadır kardeşlerim. Ya gördün. Farklı yok. Mesela şimdi başka bir başlığa geçiyorum. Birisi istemiş ki rüyamda ıspanak yediğimi görüyorum. Ispanak yemek. Ispanağın mesela işte yemeğini yemekle böreğini yemek bile ayrı biliyor musun? Ispanağın yemeğini yediğini görmek kardeşler. Ee... Kart bir ıspanaksa mesela bu sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntı yaşayacağı anlamına gelir. Ancak taze güzel pişmiş bir yemek... Ee kısa süre içerisinde rüya sahibinin hastalığı varsa atlatacağına Hastalık durumu yoksa sağlık sıhhat döneminin böyle daim olacağına, sağlıklı bir hayat süreceği anlamına gelmektedir. Ya mesela böreğini yemek, ıspanak böreği yemek ilim tahsil etmeye tabirdir kardeşler. Biliyor musunuz? İlim öğrenci ise ilim tahsil eder, esnaf tüccar türü bir insansa o da berekete işaret etmektedir yoğurtlu ıspanak mesela yemeğini yemek kardeşler kişinin sevdiği bir arkadaşından yardım alacağı anlamına gelir. Sevdiğiniz bir dostunuzun size bir yardımı dokunacak. O yardımla beraber de efendim güzellikler yaşayacağınız anlamına gelir. Kişinin evinde bolluk ve bereket dolu bir döneme gireceğini, kötü günlerin geride kalacağını ifade etmektedir. Dediğim gibi yani alt başlıklara indiğimizde farklı yorumlar var. Görüyor musun? Hocam ben rüyamda ıspanak doğradığımı görüyorum. Rüyada ıspanak doğradığını gören kişi deniliyor ki aile büyüklerinin yardımıyla zorlu süreçlerden çıkacak ve bir iznillah Allah'ın izniyle rahata kavuşacaktır. Aynı şekilde rüyada ıspanak doğradığını görmek verilen emeğin karşılığının alınacağı anlamına gelir. İş için, okul için, ne bileyim, eğitim için, ilişki, aşk için falan emek verdin, onun semeresini alacaksın, meyvesini alacaksın anlamına gelir. Ispanak yemeğinde bile detaylar var mesela pirinçli ıspanak. Pirinçli ıspanak yemeği görmek kişinin yoğun stres yaşayacağı, bu sebepten dolayı mutsuz ve huzursuz olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüyada görülen pirinçli ıspanak rüya sahibinin arkadaşının desteğe ihtiyacı olduğunu ve arkadaşının yanında olması gerektiğine de işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bir şöyle etrafa eşe dosta, arkadaşlara falan bir bakması lazım yani. Anlatabildim mi? Rüyamda taze ıspanak görüyorum hocam diyor. Taze ıspanak. Allah Allah güzel olur ha. Bu eğer bir bu kişi de diyor eğer bir hastalık varsa o kişinin sağlığına kavuşacağına hasta değilse de mutlu bir hayat onu beklediğine kardeşler tabir edilmektedir. Rüyamda bir ıspanak bahçesi görüyorum. Tabirini yapar mısınız diyor ıspanak tarlası, ıspanak bahçesi bu çekilen acıların, efendim yaşanılan meşakkatli sürecin biteceğini, yeni umutların yeşermesini ifade eder. İş yerinde ise makamın yükseleceğine, bundan dolayı iyi kazanç elde edeceğine yorulmaktadır. Bu konuda bir yorum da ıspanak yediğini görmekle alakalı bu rüyayı gören kimsenin muradına ereceğine işarettir. Bazı alimlere, bazı yorumculara göre rüyada ıspanak görmek gam ve kedere de işaret eder. Hani hayra yorulmuyor dedim ya, işte o yorum bu. Bazı kaynaklarda bunu gördüm. Ama diyor ki bir hastanın rüyasında ıspanak görmesi iyiye yorumlanır. Hastalığından kurtulmaya işarettir. Borcu varsa borcunu öder rüyada ıspana kalmak veya pişmiş olarak yemek bu gam ve üzüntüdür kardeşler. Allah muhafaza yani üzüleceğiniz bir takım gelişmeler olabilir diyor. Bu da bize aslında bir ikaz olarak bunu algılayabiliriz kardeşlerim. Atacağın adımlarda, vereceğin kararlarda, karşılaşacağın insanlarda, hayatını alacağın veya hayatından çıkaracağın insanlara karar verirken falan dikkat etmek lazım. Hani bin düşün bir söyle diyor ya işte onu yapmak lazım bu durumda. Anladın? Hayırlı insanlar, hayırlı bir hayat, hayırlı kararlar istiyorsan bin düşün bir söyle. Düsturun bu olsun. Bin bilsen de bir bilene sor. Demiş ya bu istişare, fikir alışverişi fikrine güvendiğin, senin yaptığın işte tecrübe sahibi, senin geçtiğin yolları çoktan gelmiş gitmiş bir adam. Anneler babalar öyledir mesela. Hayati bir karar alacağın zaman mutlaka anne babanın desteğini almanın, ben çok önemli olduğunu, fikrini almanın çok önemli olduğunu görüyorum. Ben 3 tane üniversite okudum. Annem babam ilkokul mezunu. Vallahi billahi tallahi onların aldığı kararların çok gerisinde kalıyor benim kararlar. Bazen Hani anne baba olunca ben de herhalde öyle olurum diye düşünüyordum. Demek ki biraz hayat tecrübesi de lazım buna. Hani baba da olduk ama yani hala bakıyorum annem öyle yorumluyor ki olayı. Ya diyorum kadın nereden düşündü bunu acaba? Anladın? Dolayısıyla istişarenin önemini ifade ediyor. Bunun rüyanın hayra bakmayan tarafı. Biz bunu ikaz alıp kendimize o dezavantajı avantaja çevireceğiz işte. Zararı şara dönüştüreceksin. Bunun yollarını arayacaksın. Tamam? Allah mübarek etsin kardeşlerim. Rüyalarını, tabirini merak eden varsa videonun yorum kısmına yazın inşallah. Tabirlerinizi, yorumlarınızı buradan paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.